Atatürk döneminde vatandaşların yaşadığı sağlık sorunlarının çözümü ve bu sorunların tekrar yaşanmaması için çalışmalar yapıldı. Atatürk izlediği sağlık politikasının amaçlarını, milletimizin sağlığını korunması ve kuvvetlendirilmesi, ölümün azaltılması ve nüfusun artırılması, bulaşıcı ve salgın hastalıkların etkisiz hale getirilmesi bu yolla millet bireylerinin dinç ve çalışmaya yetenekli bir halde sağlıklı vücutlar olarak yetiştirilmesi olarak belirtmiştir. Buna göre Atatürk'ün izlediği sağlık politikası ile ilgili hedeflerinden hangilerinin amaçlandığı söylenebilir. Türk halkının sağlığını korumak kesinlikle amaçlanmıştır. Çünkü dikkat ederseniz arkadaşlar bakın sağlığın korunması diye zaten vurguladı bire ulaşırız. Bulaşıcı ve salgın hastalıkları azaltmak da yine burada hedeflenen amaçlar arasındadır. Çünkü bunu da yukarı bölümde vurgulamıştı arkadaşlar. Milletimizin sağlığının korunması, güçlendirilmesi, ölümün azaltılması o dönemde bulaşıcı ve salgın hastalıklar vardı. Bakın zaten cümlenin devamında bulaşıcı ve salgın hastalıkların etkisiz hale getirilmesi diye söyledi. İkinci bilgiye de buradan ulaşıyoruz. Ekonomik gelişmeyi sağlayacak ki, dinç nüfus yetiştirmek de yine hedeflenen amaçlar arasındadır arkadaşlar. Bakın burada diyor ki millet bireylerinin dinç ve çalışmaya yetenekli bir sağlıklı vücutlar olarak yetiştirilmesi de söylenmiş. O yüzden buradan da 3'e ulaşırız. Cevabımız D şıkkıdır. 1928 yılında halk sağlığının korunmasına yönelik temel laboratuvar hizmetlerini yürütmek üzere Hıfzı Sıhhı Müessesesi kuruldu. 1930'da Umumi Hıfzı Sıhhı Kanunu çıkarıldı. Hıfzıssıhha Kanunu ile kolera, veba, tifo, tifüs, zehirlenme, çiçek, difteri, kızıl gibi hastalıkların ilgili birimlere bildirilme mecburiyeti getirildi. Bu tür salgın hastalıklar parasız tedavi edilmeye başlandı. Vatandaşların sağlık imkanlarından ücretsiz olarak yararlanması Türkiye Cumhuriyeti devletinin aşağıdaki niteliklerinden hangisi ile ilgilidir? Sevgili arkadaşlar 2021 LGS sınavında çıkan soruya tıpatıp benzer bir soru. Burada özellikle devletin vatandaşların sağlığıyla ilgili ücretsiz çalışmalar yaptığından bahsediyor. Vatandaşlarının yararına çalışmalar yapan devlete biz sosyal devlet diyoruz. Bu yüzden bu soruda sağlıkla ilgili çalışmalar sosyal devlet ilkesiyle alakalıdır. Cevabımız B şıkkıdır. Aşağıdaki tabloda Cumhuriyet döneminde tedavi kurumları, hekim sayısı ve sağlık bütçesi verilmiştir. Tabloda verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Şimdi yılları görüyorsunuz üst tarafta. Hastane sayısı hastane sayısının giderek arttığını görüyoruz ama bir 1935'te birazcık azalma görülmüş. Yatak sayısına baktığımız zaman sürekli bir artış var. Hekim sayısında yine sürekli bir artış var. Hekim başına düşen nüfus da Bakın 1923'te 19.000 iken 16.000'e sonra 12.000'e sonra 9.000'e düşmüş. Bu aslında iyi bir şey. Çünkü hekim sayısı artıyor. Hekimlerin nüfusa bakma durumu da buna göre nüfus olarak daha da azalmış. Bu iyi bir şey. Devlet bütçesinde sağlık hizmetlerine ayrılan pay da bakın %2.2, 2.6, 2.0, 2.4 olarak görülüyor. Şimdi hangisine ulaşılamaz dedi. Yatak sayısı sürekli artış göstermiştir. Bakın yatak sayısına bakıyoruz. 6437, 9561 artmış, 11398 artmış, 13038 artmış. Yani A'ya ulaşırım. Kurum sayısı 1925 yılında yaklaşık 2 katına çıkmıştır. Bakın, e, burada hastane sayısına bakmam lazım. 86'dan 167'ye yani yaklaşık 2 katına çıkmıştır. Bilgi bilgisi doğrudur. Hekim sayısını artırmak için Yurt dışına eğitim için öğrenciler yollanmıştır. Arkadaşlar hekim sayısı evet artmış. Ancak tabloya baktığımızda hekim sayısının nasıl arttığına dair bir bilgi var mı? Yani yurt içinde mi yetişti bu hekimler? Yurt dışında mı yetişti? Bununla ilgili bir bilgi görebiliyor muyuz? Hayır. Demek ki C şıkkındaki bilgiye ulaşamayız. Devlet bütçesinden sağlık hizmetlerine ayrılan payın en az olduğu yıl 1930'dur. Bakın en az olan 2.0 1930 yani bu bilgi de doğrudur ulaşılamaz olarak verilen cevap C şıkkıdır. Görselde verilen bilgilere göre Türk Kızılayı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Arkadaşlar görseli ben inceledim. Buradan yola çıkarak şıklar üzerinden gideceğim. A şıkkı sağlık ve sosyal alanda birçok faaliyet yürütmüştür. Bakın üst tarafa okuduğunuz zaman sağlık yardımı ulaştırmak gibi önemli görevler üstleniyor ve sosyal yardımdan da bahsetmiş. A şıkkına buradan rahatlıkla ulaşabiliriz. Hasta, kimsesiz ve muhtaç durumdaki insanların ihtiyacı karşılanmıştır. Bakın burada yoksul ve muhtaç insanlara dediği için B şıkkına da buradan ulaşabiliyoruz. İlk olarak Osmanlı Yaralı Hasta ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti adıyla kurulmuştur. Bakın şu bölümü okuduğumuz zaman Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti adıyla kurulduğunu görebilirsiniz. C şıkkına ulaşırız. Günümüzde Birçok ülkede açtı temsilcilikleri vasıtasıyla hizmet vermektedir bilgisi görselde yer almadığı için biz D şıkkına ulaşamıyoruz. Cevabımız D şıkkıdır.